kıyafetlerdeki kumaş boyalarının cilt kanserine neden olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii kalitesiz ürünlerde, yani ismi belli olmayan ve piyasada polyester oranı yüksek olan ismi duyulmamış kumaşlarda genellikle bu şeylerle çok karşılaşılmaktadır. Zaten insanların en çok dikkat etmesi gerektiği şeyler, birincisi yiyecek, ikincisi giyecektir. Giydiğimiz ürünlere kesinlikle dikkat etmemiz gerekir. Şu yönden genellikle yazın pamuklu, ondan sonra dediğiniz gibi mesela terlediğimizde bize rahatsızlık vermeyecek polyester ürünleri kesinlikle tercih etmememiz gerekir. Yani pamuklu daha çok, kışında yünlü kumaşları tercih etmemiz gerekir. Takımlarımızda dahi mesela şu şekilde takımlarımız, bunlar da pamuk oranı yüksek. Yazın genellikle bu tarz kumaşlarımız, kışında yün oranı yüksek kumaşlarımızın tercih edilmesi gerekmektedir. Tabii fiyat faktörü de ön plandadır da her şey fiyat değildir. Yani fiyat dalgalamamak gerekir. Zaten kumaşa dokunduğumuzda böyle ele geldiğinde polyester olup olmadığını, kumaşın böyle duruşunda, kalitesinde, yani kendini gösterir zaten. Bunu herkes bilir. Elle dokunarak daha iyi farkına varız yani. Fiyat olarak değil de böyle elimizle dokunarak, böyle gözümüzle görerek daha iyi anlarız. Peki her boya veren kıyafet adi mal mıdır? Kesinlikle. Mesela pamuklu ürünlerde polyester olmadığı için onlarda boya verme olasılığı daha yüksektir. Mesela biz satıyoruz, keten pantolon satıyoruz. Müşterimize de uyarımızda bulunuyoruz. Diyoruz ki bakın bunu tersten yıkayın, makinede sıktırmayın. Çünkü o tür problemlerde keten pantolonda renk değişimi olmaktadır. Bunun sebebi de pamuk oranı yüksek olduğundan kaynaklanmaktadır. Yani boyası veren ürün kalitesiz ve şey olarak diye kesinlikle algılamamak gerekmektedir.